Evet Okan Buruk açıkladı. Icardi'nin pazartesi günü gelmesini bekliyoruz. İlk kez bu kadar net gün vererek bir açıklama geldi. Bu açıklamayı tabii resmi olarak artık kabul edebiliriz Galatasaray'dan. Icardi pazartesi günü geliyor. Müjdeyi de buradan vermiş olalım. Hep bir pazartesi günü konuşuluyordu ama şu anda net bir şekilde kırmızıyı verdik. Icardi pazartesi günü Geliyor. Şimdi Şimanski transferinde de ilk sen verdin hatırlıyorsan. Beraberdik programda. Evet. Şimanski dört Aykut gündür... Aykut İnce'nin istihbaratıyla yok, yok, o gün... Yok yok. Hatta dedim ya ben... Şimanski dedim işi bitmiş. Bizim eve kimsenin haberi yok. Neden? Dört gündür burada. He. Sadece işi olmasa menajeri gelirdi. O gün öğlen programında ha, doğru, beraberdik. Evet. Normalde işi bitmiş onun. Dört gündür burada. Dört gündür İstanbul'da olup anlaşmayan bir futbolcu olmaz. Sadece menajeri olur anlarım ama Şimanski de burada... O transfer bitmiş haberimiz de yok. Hala açıklaması kalmış. Hocam yoduk. dikkat et programdan 15 dakika evet. sonra Fenerbahçe formalı görüntüsü düştü. Evet, Hemen tamam. onu verdik. O, o dediğin Hatırladın bunları söyledi mi? Evet evet çok net hatırladım. Ha. Yani ne tartışıyoruz ki bu iş bitmiş i̇şte. demiştiniz? Gerçekten ha. de bitmişti. bitmişti o zaman. Yani o gün hakikaten programdan 15 dakika sonra çıkaması geldi. Şimdi burada mesela 59'dan önceki komisyon kurulması. ilgili. bağlayacağız Dur bakalım. Hayır, komisyon yani o çıkmadan zaten başlı başına bir şey konusu. Şu anda evet. hemen Galatasaray'dan niye Uzun isim bir niye işte tabii geldi Galatasaray. Gelmiş mi? Al yani gelecek mi? diye biz herhalde baştan söyledik yani. Evet. Geldi zorunlu açıklama diyor ee, ekrana e, ne zaman verebileceğiz ben hemen buradan okuyayım. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında bu konuyla ilgili yapılmış görüşme ve paza pazarlık var mıdır? Galatasaray Kulübü bu gelişmeler ışığında sorular sormuş. Bu görüşmede Sayın Ali Koç Ali Koç'un kendi camiasına karşı zor duruma düşmemesi adına kendisine bu konunun bir komisyona havale edilmesi sözü verilmiş midir? Türkiye Futbol Federasyonu'yla nasıl bir görüşme gerçekleştirilmiştir ki kararları tartışılmaz olan tahkim kurulunun geçmişte kulüplerin şampiyonlukları ile ilgili almış olduğu kararlar hiçe sayılmaya çalışılmaktadır. 3 Neredeyse mahalle arasında yapılan maçlardan şampiyonluk istemeye hazır bu anlayışın hukuk ve ahlak kurallarının dışına çıkıp arka kapılardan çözüm bulma isteğine daha ne kadar göz yumulacaktır. Hesap bellidir bu yıldızlar kirlidir. Galatasaray Kulübünün resmi açıklaması sevgili seyirciler e, Bayağı uzun bir açıklama. Devam ediyorum. Yıllarca kabul ettiği şampiyonluk sayılarını yenisini kazanamayınca geçmişe dönüp saydırmaya çalışmak centilmenlikten, spor ahlakından uzak. En önemlisi de Türk futbolunun birçok önemli konusu varken sadece kendisine ayrı, ayrıcalık arayan, yaratılmaya çalışılan birlik ve beraberlik ortamına dinamit koymaya çalışan bir davranıştır. Çok ağır ifadeler kullanılmış hocam. Bence de öyle. Bitmedi, devam ediyor bitirdi. <gülüyor> Bitse <gülüyor> yıllardır göğsünde gururla taşıdığı kulüp logosunu bir ihtiras uğruna çocuk oyuncağı haline getirmek tarih sayfalarında bir utanç vesikası olarak yerini alacaktır. Arif devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü olarak Türkiye Kupası finalinde hukuka aykırı olarak seremoniye 5 yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe Kulübü'ne gerekli cezanın tayin edilmesi ve oluşturulması planlanan bu komisyonun acilen lav edilmesini talep ettiğimizi Türkiye Futbol Federasyonu'na ve kamuoyuna duyuruyoruz. Kulübümüzün tüm bu hesaplara çirkin oyunlara karşı duracak ve Türk futbolunun gelişmesi için hiç durmadan çalışmaya devam edecektir. Saygılarımızla Galatasaray Futbol Kulübü. Evet. Bizim yani programı biz... mı dinlediler? <laughs> Bizim programı seyrettiler herhalde. Ne bileyim onu söyledik ya. Evet yani çok ben enteresan. E, şimdi sağ dışına kaydı. Transfer programı ne güzel transfer konuşuyorduk ama Yukan işte biz, Türk futbolu arada kayıyor böyle sağ dışına. Dedi ki sağın içinde kalmak istiyoruz ve de bununla ilgili de bir, bir takım açıklamalar olacak. Ben bu kadar çabuk olacağını zannetmiyordum açıkçası. Ben, ben pazartesi burada, günü yani falan herhalde toplanılan ben, böyle uzun bir ben kendi fikrimi azından... söyledim mesela değil mi? Yani böyle bir komisyon kurulduysa hatta şeye de girdim hatırlıyorsan. Madem 5 yıldızlı şeyle çıktılar işte kupa evet. törenine falan. Öylesi bir ceza verildi şimdi komisyon kuruldu. Buna verirlerse ne olacak gibilerle. Evet. Hemen bu böyle durmaz bir anda birçok demece gebe, birçok olaya da evet, gebe. Yani, Nitekim daha bismillah yani. Ben bu kadar çabuk olacağını tahmin Mürekkep mürekkep kurumadan başladı <laughs> hocam. Evet. Bak evet. mürekkep yani Galatasaray kulübü gelin bir o komisyon kuruldu anda geldi. Mürekkep kurumadan Galatasaray açıklama Şu evet. anda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu konu hakkında muhakkak bir konuşma düellosu ve bir beyanat düellosu başlayacaktır diye düşünüyorum ya. ve aynı zamanda da Gerçekten senin de ifade ettiğin gibi Onur. Yani çok ağır ifadeler. Lav diyorlar komisyonu. <laughs> çok, Hesap çok, belli. Bu yıldızlar kirli diye ifadeler Çok ağır ifadeler var. Çok e, yani haddini aşan kelimeler, sözcükler var. E, hepimiz e, spor odamı, futbol odamı. Yani bu her şeye dikkat etmek lazım. E, ne olursa olsun e, Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmasını istediği zaman Galatasaray kulübüyle belki evet ilgilendiren bazı şampiyonluklar olabilir ama şahsına veyahut da kulübe nazaran kulübe ait herhangi bir böyle bir ağır ifadeler kullanmamış. Ama direkt Galatasaray kulübünün Fenerbahçe'yi hedef alan bir de ağır cümleler, ağır kelimeler de olması hoş olmamış diye düşünüyorum açıkçası. Ama e, bunların hepsinin bir masa etrafında yani bir eğer çalıştay yapılacaksa da Asay Kulübü'nün de girmesi veya Beşiktaş'ta veya da o çalıştayda kimlerin olmasına kimler karar verecekse tarihçiler yurt dışından yurt içinden konunun gerçekten sahipleri bir şekilde ama bu demeçler bu, bu, bu tür şeyler futbola zarar veriyor yaralıyor futbolu bu Galatasaray... yüzden herkesin çok itidalli bir şekilde davranması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Galatasaray şimdi bu açıklamayla kapıyı kapattı. Ve Galatasaray şu anda bu lafı tabii Fener üzerinden esasında federasyona söylüyor. Çünkü komisyonu kuran taraf Futbol Federasyonu. Öyle değil mi? Evet. Futbol federasyonu esasında cevap Futbol Federasyonu. Ha. Ama sonuçta direkt Fenerbahçe'yi de katarak geliyor. Fenerbahçe'den de açıklama gelmiş. Aa, evet ha. bu açıklamalar böyle herhalde bu gece... Çıkamayız. Gelmeye devam edecek. Evet. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan işte o komisyon açıklamasını dikkatle takip ettik diyor. Ben hemen kısaca okumaya çalışacağım. mı haber cevap veriyor yoksa bakacağım. Türkiye Futbol Federasyonunun kuracak olduğu komisyonun tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşmasının zorunluluğunu bir kez daha vurguluyor. İlgili komisyonun başvurumuzu her türlü algı ve baskıdan uzak bir şekilde objektif olarak değerlendireceğine, 100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Türk futbolunun efsane isimlerinin mücadele ettiği, alın terleriyle kazandıkları şampiyonluklarla ilgili en doğru kararı vereceğine inanmak istiyoruz. Şu az önce okuduğum cümle önemli. Galatasaray açıklama yaptı. Fenerbahçe'de üstüne diyor ki, ...ilgili komisyonun başvurumuzu her türlü algı ve baskıdan uzak bir şekilde... ...objektif olarak değerlendireceğine inanmak istiyoruz diyor Fenerbahçe. Hemen Fenerbahçe'den de bir cevap geldi. Ya, şimdi e, lige girmeden evvel işte bu tip oluşumlar e, insanı huzursuz ediyor. Ve de Fenerbahçe'de e, hemen Galatasaray Kulübü'nün açıklamasına istinaden e, böyle bir açıklamayı yapması... Ama Galatasaray kulübünü hedef almadan direkt Futbol Federasyonu'na yapmış olduğu bir temenni önerisiyle beraber tekrar başvurusunu ineliyor. Ama şu bize gösteriyor ki lig başlamadan bayağı bir huzursuz bir ortamda başlayacağız. Öyle temennim tabii ki futbolun içinde kalmak, sahanın içinde kalmak ama... Maalesef biz de sahanın içinde ne kadar kalmak istiyorsak o kadar da sağ dışında olmamızı sağlayan bir sürü unsurlar var. İşin üzücü olan tarafı da bu bence. Bu, evet. bu komisyon MAK'yi biraz olsun rahatlatır.